Herkese merhabalar. Dünya Edebiyatı'yla edebiyat yolculuğumuzun son videosuna geldik. Biliyorsunuz bundan öncesinde edebi akımlar işlemiştik. Edebi akımlar hatırlarsanız Yunan Edebiyatı'yla başlamıştı. Niye? Yunanlar ticaretle zenginleşmişlerdi. Aristokratik demokrasi, işte trajedi, komedi örneklerini vermişlerdi. Fabullar yazmışlardı. Sonrasında Latin Edebiyat dediğimiz Roma İmparatorluğu'ndaki edebiyat vardı. Ardından bir karanlık dönem vardı. Karanlık çağda kilisenin baskısıyla skolastik düşünce etkindi. Ve bu yüzden de sanatçılar asla etliye sütlüye karışamamışlardı. Sadece Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'i anlatmışlardı. İşte biz bugün ondan sonrasında ve bu dönemdeki sanatçılara da bakacağız ama sonrasında klasisizm, romantizm, realizm, naturalizm, parnasizm, sembolizm, sürrealizm gibi akımlardan etkilenmiş sanatçıları, önemli sanatçıları üniversite sınavına çıkabilecek şekilde sizlere dile getirmeye çalışacağız. Ve tabii ki biliyorsunuz bu videonun PDF'i de videomuzun açıklamasında link de var. Oradan da indirip sizler takip edebilirsiniz. Sanatçıları işlerken kendi ülkelerine göre kodladık. Yani işte sürrealistler, klasikler, romantikler demedik ama siz klasiğinde mesela Molière'in klasik olduğunu zaten bilmeniz gerekiyor. Hatta biz de Ahmet Vefik Paşa hatırlarsanız Tanzimat 1. dönemde Molière'den tiyatrolar çevirmişti. Tiyatrolar çevirdiği için de, adaptasyonlar yaptığı için de biz ona klasik sanatçı diyorduk. Yine aynı şekilde Montaigne, Boileau, bunların hepsini birazdan göreceğiz. Önemlilerin akımlarını da söyleyeceğiz. Edebiyatımıza etkiledikleri insanları da dile getireceğiz. Şimdi ilk başta şunu bilmemiz lazım. Daha sonrasında Çağdaş Türk Edebiyatı da var. Yani onların da ileride şöyle gösterelim hatta sizlere. Çağdaş Türk Edebiyatı'na da İspanyol Edebiyatı'ndan sonra Hint Edebiyatı, İran ve Bahtiyar Vahapzadeler, Şehriyarlar, Cengiz Aytmatovlar, İsmail Gaspralılar, bunlardan da sınavda seçeneklerde gelme ihtimali var. Eskiden üniversite sınavlarında bunlardan çok soru geliyordu. En az bir ya da iki soru geliyordu. Ama günümüzde daha çok son 4-5 yıldır hep edebi akımlar üzerine yoğunlaşılıyor. Yani gidip de Shakespeare'in ya da işte La Bruyere'nin karakterler eseri eskiden sorulsa bile şimdi sorulmuyor. Ya da Goethe'nin eserleri, Schiller'in eserleri eskiden soruluyordu ama şimdi sorulmuyor. Fakat biz hedefimiz derece olduğu için, çok iyi bir hedef içerisinde olduğumuz için ne olur ne olmaz diye bunları da sizlere anlatıyoruz. Şimdi ilk başta Yunan edebiyatıyla başlayalım. Bunlar esasında medeniyetin beşiği kabul ediliyor bu adamlar. İlk fabıllar, bak fabıl şiir türünün kurucusu, didaktik şiirin kurucusu, yani ilk örneklerini, trajedi, epik, komedya, pastoral, tarih türü, anı türü, her şeyin ilkleri burada ortaya çıkacak. İlk demokratik hareketleri de burada çıkmıştı. Şimdi Yunan edebiyatında Ezop önemli bir aktör. Niye? Ezop fabıllar olarak bilmeniz lazım. Hatta biliyorsunuz klasisizmde sanatçılar eski Yunan ve Latin edebiyatına yönelmişlerdi. Eski Yunan ve Latin edebiyatına yöneldikleri içinde mesela La Fontaine Ezop gibi fabıllar yazıyordu. Veyahut da Cornel ve Racine, Asiglos gibi, Euripides gibi, hatta burada Euripides'i yazalım. Euripides önemli bir Euripides. Euripides. Yine bu da trajedi yazarıydı. Cornel ve Racine de bunun gibi trajedi yazıyorlardı. Ya da Molière aynı Aristofanes gibi, Menandros gibi komedyalar yazıyordu. Yani klasik sanatçılar dediğimiz kimler klasik sanatçı? Cornel Racine trajedide klasik sanatçı. Molière komedyada klasik sanatçı. La Fontaine fabulda klasik sanatçı. Descartes felsefede klasik sanatçı. Bunların hepsi esasında Yunan edebiyatından etkilenecekler. Yani La Fontaine'in etkilendiği adam burada. Hesiodos didaktik şiir türünün kurucularından. Asiklos trajedinin kurucusu, bu önemli. Asiklos'un eserleri eskiden çıkıyordu. Hatta Sofokles var. Sofokles'i yazalım. Sofokles'in Kral Oysbus eseri yine önemli. Kral Oysbus eski bir üniversite sınavında sorulmuştu. Burada sıra dışı bir hikaye var. İşte yani konusunu anlatmıyorum. Biraz saçma sapan bir konusu var ama önemli bir trajedi türünde. Sofokles ve Euripides önemli trajediciler. Sonra bu trajedicilerden az önce söylediğimiz gibi klasizm akımında Cornel ve Racine etkilenecek. Homeros epik destan türünün ilk temsilcisi, İlyada ve Odessa'yı düzenleyen kişi. Aristofanes komedya türünün öncüsü Aristofanes ve hatta burada artı Menandros'u da yazmak istiyorum. Menandros da önemli bir komedyacı. Bu adamlar da tabii kimi etkileyecek? Molière'i klasizm akımında etkileyecek. Teokrites pastoral şiirin kurucusu. Herodot tarihin kurucusu. Bu da yine tarih dersinde karşımıza çıkabilir. Hatta tarih dersinde Herodot'la alakalı cümleler de verilmiş. Tarihi nesnel bir şekilde dile getirdiği için Herodot çok seviliyor. Fenon anı türünün ilk örneği. Sokrat ahlak felsefesinin kurucusu. Aristo felsefede tanıyor. Poetika, politika, orangon gibi eserleri var. Organon hatta bu nasıl? Organon. Şöyle yazalım. Bunun orijinalini yanlış yazılmış. Organon diye yazalım. Platon, yani Eflatun yine felsefeci. Platon'un Devlet adlı eserini bilmeniz gerekebilir. O zaman burada bilmeniz gereken altını bir kez daha çiziyorum. Euripides ve Sofokles trajedici. Sofokles'in Kral Oysbus'u önemli. Asiklos trajedici. Ezop La Fontaine'den, La Fontaine etkileyen ünlü bir fabulcu.
Aristofanes komedyacı, bunları bilmemiz lazım. Menandros'a belki seçenekler gösterebilir. Şimdi geldik Latin edebiyatına. Latin edebiyatı deyince hemen aklınıza böyle o Latin, İspanya, işte ne bileyim Meksika, Brezilya, salsa, o değil. Latin deyince aklınıza Roma İmparatorluğu gelecek. Roma İmparatorluğu biliyorsunuz Latince'nin kurucusu olan bir büyük bir imparatorluk. Şimdi burada Ennius trajedi yazarı önemli değil. Terenti komedya önemli değil. Cicero hitabet türünün önemli olduğunu size belki seçeneklerde söyleyebilirler. Yine Virgil'in epik şiirler yazdığını bilmemiz lazım. Aeneas destanını yine önemli Virgil tarafından dile getirilen. Seneca trajedileri, Tacitus ve Ovidius da yine önemli sanatçılar. Ama burada yanına yıldız koydum. Virgil ve Cicero önemli. Diğerleri o kadar da önemli değil diyebiliriz. Horatius yine edebiyat kuramcısı. Gelelim Fransız edebiyatına. Artık önemlilere gelmeye başladık ama yine bunlar eskiden çok önemli. Şimdi günümüzde bu kadar da üzerine gidilmiyor. Şimdi Molière'in klasisizm akımından etkilendiğini söylemiştik zaten. Burada Molière'i bize nasıl sorabilirler? Ahmet Vefik Paşa Molière'den etkileniyor. Molière'in eskiden eserleri de soruluyormuş. Bilhassa Cimri, Gülünç Kibarlar, Kibarlık Budalası, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi önemli eserleri. Montaigne denemeler üniversitelerinde en fazla çıkan eserdi. Bak ÖSYM eskiden Montaigne'in denemelerini çok soruyordu ama günümüzde son yıllarda sorulmuyor. Boileau yine klasisizm akımının kurucusu. Montaigne'in yine tabii ki önemli bir sanatçı olduğunu söyledik. Fenelon Telemak, klasizmi çok kötü yazdım ama sizler okuyabiliyorsunuz. Fenelon Telemak Yusuf Kamil Paşa tarafından biliyorsunuz çevrilen bir eserdi. Bu da yine klasik bir sanatçı. Chateaubriand'ın da romantik olduğunu bilmemiz lazım. Chateaubriand isminden anlaşıldığı gibi bir romantik sanatçı. Madame Lafayette Cleves Prensesi, yani Prince de Cleves adlı ilk psikolojik romanı yazmış. Bunu belki zor bir soru olarak size sorabilirler. İlk psikolojik roman diye buraya notumuzu alıyoruz. Corneille ve Racine ikisi kanki. Bunların ikisi de eşittir. Trajedici. Burada Corneille'in Lesit ve Horakes'i sorulmuştu eski sınavlarda ama günümüzde artık sorulma ihtimalleri biraz zayıf. Yine Racine'in Andromaque adlı trajedisi de bilinmesi gereken bir trajedi. Fransız edebiyatına devam ediyoruz. Fransızlar önemli çünkü Fransızlar biliyorsunuz Fransız ihtilalini gerçekleştiren bir millet. Dolayısıyla edebiyata, sanatçıya da önem veriyorlar. Victor Hugo yine romantizmin önemli bir üstadı, önemli bir kurucusu. O zaman buraya romantizm diye yazıyorum. Sefiller eski üniversite sınavlarına sorulmuştu. Notre Dame'ın Kamburu sorulmuştu. Hernani ve Cromwell'de sorulmuştu. Lamartine Griziel'e eski bir ÖSYM sorusu olarak karşımıza çıkmıştı. Bu da yine romantik bir sanatçı. La Fontaine diye yazalım böyle. Türkçesi okunuşunu yazmışlar. Fabullar yine sorulmuştu. Yine La Fontaine'in de klasik bir sanatçı olduğunu görmemiz lazım. Voltaire yine önemli. Bu da Voltaire'de yine şeyle beraber, Jean-Jacques Rousseau ile beraber Fransız ihtilalinin kurucularından da o yüzden romantizm. Zaten romantizm akımı da edebiyattaki Fransız ihtilaliydi. Balzac'a baktığımızda ise önemli bir romancı. Balzac, Goriot Baba mesela direkt yaprak dökümünün aynısı. Yaprak dökümünden hani Ali Rıza Baba'nın çocukları yaprak gibi dökülüyor ya. Burada da Goriot Baba'nın kızları var. Onlar maalesef kötü bir sonla karşılaşacaklar. Ve edebi nitelik açısından da yaprak dökümünün bayağı üstünde. O zaman Balzac'ın da realist olduğunu söyleyelim. Real yazıyorum buraya. Stendhal yine büyük bir sanatçı. Realizm yazıyoruz. Vadeki Zambak üniversite sınavlarına sorulmuştu. Kırmızı ve siyahı da yine realizm akımından etkilenen Stendhal'da bilmemiz lazım. Jean-Jacques Rousseau toplum sözleşmesiyle Fransız ihtilalinin kurucusu oluyor. Ve Fransız ihtilali kelimesini görünce romantik akımından olduğunu söylüyoruz. Gustave Flaubert realizmin kurucusu. Hatırlarsanız Madame Bovary eserinde Emma Bovary romantik romanlar okuyup onları bu ne ya bunlar çok sıkıcı iyiler kazanıyor kötüler kaybediyor diye eleştiriyordu. Ve bu eserle realizmin kurucusu oluyor Gustave Flaubert. Niye? Çünkü herkes şaşırıyor vay be diyor işte adam Madame Bovary'nin kocası doktor kocasını aldatıyor bunlar dile getiriliyor. Ameliyat sahneleri dile getiriliyor. Romantik romanlara gönderme var. Yani her şey gerçeklik tüm çıplaklığıyla gösteriliyor. Sonradan bizdeki Ali Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı Memnu gibi işte Bihter Adnan olayları hep buralardan esinlenilmiş olaylar. Bunları da bilmemiz lazım. Gelelim Fransız edebiyatında Alexandre Dumas Per yani Üç Silahşörler, Monte Cristo Conti yine üniversite sınavlarına sorulmuştu. Yine romantik bir sanatçı. Paul Valéry Deniz Mazarlığı. Paul Valéry tabii ki biliyorsunuz sembolist bir sanatçı. Yine Eliot Baudelaire yine sembolist bir sanatçı. Kötülük Çiçekleri. Emile Zola yine naturalizmin kurucusu. Emile Zola çok çok önemli bir sanatçı. Çünkü naturalizm akımında temel felsefe belirleyen kişi, deneysel romanı belirleyen kişi, Germinal Nana yine eski sorularda karşımıza çıkabiliyordu. Concord kardeşler, Alfonso Daudet ve Rimbaud da yine önemli sanatçılar, önemli kişiler.
Alfonso Daudet'in Değirmeninden Mektupları belki size sorabilirler. Yine Fransız edebiyatına devam ediyoruz. Maupassant, Guy de Maupassant olay öykücülüğünün kurucusuydu hatırlarsanız. Burada hatta Ömer Seyfettin olay öykücülüğünden etkilenmişti. Maupassant aynı zamanda naturalist bir sanatçı. André Gide, Verlaine bu da yine sembolizmle önemli bir kişi. Albert Camus ve Jean-Paul Sartre de yine strukturalizm yani structure yani yapısalcılık felsefesinin kurucularından. Geldik Rus edebiyatına. Oh be diyorsunuz Fransızlardan kurtulduk. Rus edebiyatına baktığımızda gerçekten babalar geçidini görüyoruz. Dostoyevskiler, Gorki, Tolstoy, Turgenev, Gonçarov, Pushkin, Anton Çehov, Gogol. Diyeceksiniz hocam biz bunları nasıl ezberleyeceğiz? Çok basit bak. Burada şu adamların hepsi realist. Bak buraya yazıyorum. Realizm. Hocam ne yapıyorsunuz? İşsiz misiniz? Evet hepsi realizm ama bir tanesi puşkinlik yapıyor. O da romantizm. Onu da aklınıza bu şekilde tutabilirsiniz. Peki kimin hangi eseri çıkar? Dostoyevski'nin Suç ve Cezası sorulur. Kahramanları bile sorulabilir. Karamazov kardeşler sorulmuştu. Tolstoy'un Savaş ve Barış Anna Karenina sorulmuştu. Hacı Murat Tolstoy'un bir romanı bilmeniz lazım. Turgenev Babalar ve Oğullar sorulmuştu yine aynı şekilde. Anton Çehov'un durum öykülerinin kurucusu olduğunu, durum öykücüsü olduğunu hatta burada biraz gözükmüyor şöyle yazalım. Durum öykücüsü olduğunu sorabilirler. Hatırlarsanız Maupassant olay öykücüsüydü. Anton Çehov da durum öyküsü. Gogol'un da yine Müfettiş adlı oyunu yine önemli. Pushkin de yine Pushkinlik yapmıştı, romantizme geçmişti. Yüzbaşının kızını bilmemiz lazım. Demek ki büyük romancıların hepsi realizm akımındalar. İngiliz edebiyatına geliyoruz. Burada William Shakespeare görüyoruz. William Shakespeare üniversite sınavlarında ÖSYM tarafından en fazla sorulan sanatçılardan biri. Montaigne denemelerden sonra en fazla çıkan sanatçılardan bir tanesi. Venedik Taciri sorulmuştu. Yanlışlar Komedisi sorulmuştu. Kral Lear, Otello, Macbeth, Hamlet, Romeo ve Juliet soruldu. Ama şimdi sorulur mu derseniz düşük bir ihtimal. Ben eskiden sorulduğunu dile getiriyorum. Günümüzde artık hep edebi akımlar soruluyor. James Joyce, Ulysses, John Milton, Kaybolmuş Cennet, Yapay Destan olarak karşımıza çıkabilir. Bacon denemeler ikinci büyük denemeci. Montaigne denemelerden sonra, Fransız Montaigne'den sonra ikinci denemeci olarak belki karşımıza çıkabilir. Charles Dickens yine sokağın anahtarına sahip bir sanatçıydı. Bizde buna benzer olaraktan Hüseyin Rahmi Gürpınar vardı. Bunu da yine dile getirmişlerdi ÖSYM'de. Sokağın anahtarına kim sahiptir diye. Charles Dickens'ın yine Oliver Twist ve yine başka hangi eserini söyleyebiliriz? Tabii Charles Dickens'ın realist olduğunu şöyle dile getirelim. İki şehrin hikayesi ÖSYM tarafından soruldu. Yine sorulabilir. Daniel Defoe, Robinson Crusoe seçeneklerde geçen önemli bir sanatçı. Daniel Defoe'nun da yine realizm akımından olduğunu buraya not etmek istiyorum. Geldik Alman edebiyatına. Achtung diyorum. Burada Goethe'yi görüyoruz. Goethe isminden de anlaşıldığı kadarıyla romantik bir sanatçı ve Genç Werther'in Acıları, Faust, üniversite sınavında ÖSYM tarafından defalarca sorulmuş önemli eserler. Genç Werther'in Acıları mektuplar halinde yazılmış bir eser. İkisi gerçekten çok değerli eserler. Mutlaka okuyun. Güzel eserler. Schiller. Bunu Almanca okuyor. Schiller diye. Böyle okuyorlar Almanlar. Burada William Tell'i belki bize sorabilirler. Eski üniversite sınavlarında sorulmuştu. Yine Schiller'ın da romantik olduğunu söylememiz lazım. Schiller diye okunuyormuş gibidir ama aslında Almanlar Schiller diyorlar. Thomas Mann. Franz Kafka. Gerçekten üstad. Franz Kafka'nın değişim, dönüşüm hikayesi önemli. Burada Gregor Samsa bir sabah kendini şey olarak görüyordu. Nedir onun adı? Yatağından uyandığında bir böcek olarak görüyordu. Dönüşümü yine bilmemiz lazım. Rilke yine önemli bir şair olarak karşımıza çıkıyor. Amerikan edebiyatına baktığımızda Edgar Allan Poe, Annabel Lee adlı eseri seçeneklerde karşımıza çıkabilir. Jack London, Beyaz Diş, Ernest Hemingway, İhtiyar Adam ve Deniz. Gazap Üzümleri, John Steinbeck. John'u gerçekten nasıl yazmışız? Şöyle yazalım, John'u düzeltelim. Ve Mark Twain'in Tom Sawyer'in Maceraları adlı eserlerini bilmemiz gerekebilir. Devam ediyorum. İtalyan edebiyatındayız. Burada Boccaccio, Decameron ilk öykü olaraktan üniversite sınavlarında eskiden sorulmuştu. Yine karşımıza çıkabilir. Dante Alighieri, Dante'nin İlahi Komedyası yine karşımıza çıkıyor. Alighieri'yi görünce biraz kafanız karışmış olabilir. Dante İlahi Komedya'da ÖSYM tarafından sorulmuştu. Ariosto, Çılgın Orlando'nun birer yapay destan olduğunu bilmemiz lazım. Yine Tasso'nun Kurtarılmış Kudüs'ün de birer yapay destan olduğunu bilmemiz lazım. Umberto Eco'nun Gül'ün Adı adlı eseri de yine bir dönem çok sevilen ve sınavlarda sorulabilecek kalitede bir eser. Geldik İspanyol edebiyatına. Cervantes'in yazdığı Don Quixote ilk modern roman örneği olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bunu da biz de bilmemiz lazım. Eskiden ÖSYM'nin sınavlarında mesela ÖYS'de Don Quixote'dan paragraf veriyorlardı. Bu hangi kitaptan alınmış bile diyorlardı. O kadar önemli bir eser. Garcia Lorca izlenimler ve görünüşlerin çıkma ihtimali zayıf. Zaten adam gördüğünüz gibi biraz sinema sanatçısına benziyor. Knut Hamsun'un açlık eseri çok önemlidir. Gerçekten bir insanın açta kalsa gururundan
şey vermemesi, ödün vermemesi bir sanatçının bilhassa yer vermemesi, açlıkla mücadele etmesini gösteriyor. Tam da Ramazan'la alakalı bir eser. Knut Hamsun açlığı da bilmenizi isteyebilirler. Henrik Ibsen de zor, çıkma ihtimali zor ama Knut Hamsun'a bir yıldız koyalım. İran edebiyatına baktığımızda ise Firdevsi'nin Şehname'sini görüyoruz. Gerçekten Şehname önemli bir eser. Şehname'de biliyorsunuz Alper Tunga'dan bahsediliyordu ve Alper Tunga'dan Afrasyab diye bahsediliyordu. Bunu yine ÖSYM'e sorabilir. Hafız, Molla Cami, Nizami, Feridun Attar önemli sanatçılar. Burada bilhassa Feridun Attar'ın Mantıkut Tayr önemli. Hatırlarsanız bu eseri de biz de Divan Edebiyatı'nda Gülşehri tercüme etmiştim. Hint Edebiyatı'nda Tagore'nin Goras'ı önemli. Aynı zamanda Hint Edebiyatı'nda biliyorsunuz Mahabharata ve Ramayana diye doğal destanlar vardı. Geldik Çağdaş Türk Edebiyatı'na, artık hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Şöyle birazcık aşağı inelim, gerçekten kaliteli insanlarız. Bahtiyar Vahapzade'ye baktığımızda Azeri edebiyat sanatçılarından, Azeri halkını anlatan halk şairi, Azeri olduğunu bilelim. Ve benim dostlarım da zaten Azerici olduğu belli. Şehriyar yine Azeri ve Heyder Baba'ya adlı şiir kitabı belki sorulabilir. Cengiz Aytmatov'un yanına gerçekten bir yıldız koyuyorum. Sorulma ihtimali çok yüksek. Kırgız edebiyatının en büyük ismi, Manas Destan onun için ilham kaynağı, Beyaz Gemi, ondan sonra Gün Olur Asra Bedel. Bunlar önemli romanları. Cemile de yine Cengiz Aytmatov'un sorulabilir. Dünyada en çok okunan romancılardan bir tanesi. İsmail Gaspıralı direkt milliyetçi bir romancı. Kırım Tatar Edebiyatı'nın yazarlarından. Burada Arslan Kız, Gün Doğdu gibi romanlarını belki sorabilirler. Cengiz Dağcı'ya baktığımızda yine bu da çok milliyetçi bir sanatçı, romancı. Çağdaş Kırım Tatar Edebiyatı'nın yazarlarından. Eserlerine Kırım Türklerinin yaşamlarını anlatıyor. Korkunç yıllar Kırım'da yaşanan zulümleri anlatıyor. O topraklar bizim de yine yurdunu kaybeden adam. Böyle Kırım Türklerin yaşadığı zulümleri anlattığı için Kırım Goncaları eserlerde birbirine yansıyor. Bak, yurdunu kaybeden adam, o topraklar bizimdi, onlar da insandı, korkunç yıllar, yani hep böyle bir zulüm görmüş anlatılıyor. Bu da belki sorulabilme ihtimali yüksek bir insan. Recep Küpçü Bulgar Türklerini anlatan, Türkiye Özlemi şiirlerin ana temesi olan bir şair. Ata Terzibaşı yine Irak Türkler Edebiyatı yazarı. Kerkük Hoyrat ve Manileri. Özker Yaşın Kıbrıs Türklerini anlatan, Kıbrıs Savaşı'nı anlatan bir şair ve romancı. Osman Türkay yine Kıbrıs Türklerini anlatan önemli bir sanatçı. Yedi Telli Uyur Gezer. Süleyman Çolpan, Çağdaş Özbek Edebiyatı'nın kurucularından, Özbeklerin Puşkin'i kabul ediliyor. Bunu da yine bilmemiz lazım. Şimdi hemen geçen haftanın ödülü sorusunu şöyle alalım. Neredeydi geçen haftanın ödülü sorusu? André Breton'un kurucusu olduğu akım hangisidir demiştik? Sürrealizmin kurucusu. Bunu yine artistik bir şekilde yazıyorum. Sürrealizm, yani gerçek sürücülük, André Breton tarafından kurulmuştu. Bu haftanın ödülü sorusunu vermeden önce, her zamanki gibi balımızı çıkarıyoruz, edebiyatı. Biliyorsunuz edebiyatik posterimizde arkadaşlar hepsini işlemiştik. Bu sanatçılar yoktu. Yer bulamamıştık, bunu koyamamıştık. Dolayısıyla bu Batı edebiyatının sanatçılarını bakın buradan. Metinlerin sınıflandırılması var, nazım biçimleri var, metin türleri var, nazım türleri var, öğretim metinler var. İşte ne bileyim, Türk Edebiyatı'nın dönemlerinde İslamiyet öncesi halk edebiyatı geçiş dönemi var. Divan, Tanzimat, Tanzimat Kisaret Fürün, Fecrati, Milli Edebiyat, Beşeciler, Milli Edebiyat Zevkli Anlayışı, Özşiir, Serbest Nazım, İkinci Yeni hepsi var. Fakat edebi akımları buraya koyduk, gördüğünüz gibi gerçekten gözükmüyor, sığmıyor buraya ama. Edebi akımları koyduk ama şey yok, işte şöyle hatta büyütelim biraz, bakın gerçekten. Ne oluyor diyorsunuz, aman Allah'ım diyorsunuz. Batı edebiyatı var edebi akımlar olarak ama Batı edebiyatı sanatçıları yok. O yüzden bunu siz mutlaka eklemeniz gerekiyor. Ve tabii ki bununla alakalı edebiyatikte de ödevimiz var. Şöyle kaldıralım, ödevimizi göstereyim. Gerçekten ne kadar çıkmış ya, değil mi? Şöyle yapalım, hatta yaklaşalım. Evet, edebiyatikte Batı edebiyatıyla alakalı ödevlerimiz neredeymiş, hemen onu da bulalım. Sayfalarını söyleyelim, ardından da bitirelim. Eser özetlerinden önce geliyor. Dünya ve Çağdaş Türk Edebiyatı'nı burada da beraber aldık. 274'ten sayfa 278'e kadar kısmı çözmeniz gerekiyor. Hadi bakalım. Az bir zaman kaldı. Son tekrarlarımız geliyor. Analiz videolarımız geliyor. İnşallah çok iyi yapacaksınız. Şimdiden başarılar diliyoruz. Tabii bu haftanın ödülü sorusunu göstermemekte ısrar ediyorum. Arkadaşlar da yönetmen arkadaşımıza işaret ediyor. Please diyor. Ben de hemen gösteriyorum. Evet. Macbeth, Julius Caesar ve Venedik Taciri adlı eserlerin yazarı kimdir? Burada Venedik Taciri ÖSYM tarafından eski bir sınavda sorulduğunda anekdot düşmek istiyorum. Hadi bakalım, görüşmek üzere arkadaşlar.